Ve Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su olarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisini kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. Su olarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor dedi Bursa Valisi yaptığı açıklamada. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktardı Demirtaş. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. 6 kişilik bir mürettebat Türk oldukları değerlendiriliyor. Bursa Valisi açıklama yaptı. Su olarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor dedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler o noktada, Balıkesir Bandırma'dan yönlendirilen ekipler o noktada. Bir yandan da hava muhalefetinin etkisi var elbette. Dalgaların boyu 3 metreye ulaştı diyor Bursa Valisi. Hemen geldi açıklama. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında battı bu kargo gemisi. 69 metre boyundaki kargo gemisinden bahsediyoruz. Su alarak battı. Soracağız, konuşacağız. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen telefon hattımızda. Hocam, alalım son bilgileri sizden. Evet, bugün Marmara bölgesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esiyor. Dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki dalga yükseklikleri 4-5 metreye ulaştı şu anda. Biraz daha da artacak esasında. Tabii ki o geminin battığı yerdeki durum biraz daha enteresan. Çünkü kuzeyden gelen rüzgarı direkt alan ve direkt dalga yüksekliğini artıran bir bölgede. Zannedersem bu dalgadan dolayı tabii ki diyebiliriz ama başka bir sebepler de olabilir orada. Çünkü bu kadar dalgada bir geminin batması çok mümkün değil. Yine büyük bir ihtimalle başka bir arıza da çıkmış olabilir gemiden. Sadece hava muhalefeti nedeniyle değil diyorsunuz yani. Yani değil, bu kadar yani çok yüksek değil. Yani orada 7-8 metre yüksekliğinde dalga yüksekliği olsaydı o zaman alamam olma ihtimali daha yüksekti ama yani çok fazla değil dalga yüksekliği. Başka bir arıza da olabilir. Tabii ki bu dalga yüksekliği ve rüzgarın da kuvvetli olması buna yardımcı olmuştur bu geminin batmasına. Peki ilerleyen saatlerde orada nasıl bir durum bekleniyor hocam? Çalışmaları aksatabilecek bir hava durumundan söz edecek miyiz? Evet, çalışmaları aksatabilecek tabii ki kuvvetli yağmur var bugün Marmara bölgesinde. Özellikle Yalova civarları, Yalova, İstanbul, İzmit, Kocaeli civarlarında kuvvetli yağmur var. Zaman zaman bu şiddetli yağmura da dönüşebilecek. Ne zamana kadar? Sabah saatlerinden akşama kadar, bu 18'e kadar devam ediyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde bu yağışın şiddetli olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla tabii bu şiddetli yağış fırtınayla birlikte kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olabilir. Peki hocam, şimdi oradaki duruma göre 4-5 metre dalgaların boyu dediniz. Eğer 7-8 metre olsaydı sebep olacağını söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? Tabii doğru anladınız. Zaten öyle bir durumda da limandan çıkmaması lazımdı veya işte yani daha güvenli bölgeye geçmesi lazımdı. Yani bu rüzgar ve dalga yüksekliği deniz ulaşımında, özellikle bu şilep ve tanker ulaşımında çok dikkati şey yapan, alarm verilecek bir seviye değil. Peki Profesör Doktor Orhan Şen'le bölgedeki hava durumunu değerlendiriyoruz şu an. Kuvvetli yağmur ve fırtına olduğu bilgisini bize verdi. Bursa Valisi'nden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Helikopter ve 3 botla arama kurtarma sürüyor dedi Bursa Valisi. Batan gemiye en kısa sürede ulaşabileceğimizi düşünüyorum açıklamasını yaptı. Saatler 6'yı 20 geçe, yaklaşık 2 saat önce kargo gemisi battı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklamaları var. Onları da aktarmayı sürdürüyoruz.
Orhan Hocam, bölgedeki durumu, Orhan Hoca hala hattımızda mı? Hattayım. Evet, hattayım, hocam biliyorum. Bölgedeki hava durumunu bir kez daha tekrar edelim. Nasıl bir öngörü var? Çalışmaları aksatacak bir durum yaşanacak mı? Evet, esasında çalışmalar aksatacak bir durum yaşanacak gibi gözüküyor. Çünkü kuvvetli yağmur var bugün akşama kadar o bölgede. Bunun yanında rüzgar da kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ne kadar şiddeti rüzgarında? Yaklaşık 60 kilometre bölü saatlik bir rüzgar var. Bu tabii fırtına sınıfına girmiyor ama kuvvetli rüzgar, kuzeyli rüzgarlar Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğini yükseltebilir. Dalga yüksekliğini yükseltebilir. Peki hocam, teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun dileyelim bizler de bir kez daha. Marmara Denizi'nde bir gemi battı dedik. Bir kargo gemisi 6 mürettebatıyla birlikte battı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bursa Valisi'nin açıklamaları var. Helikopter ve 3 botla şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan gemiye en kısa sürede ulaşabileceğimizi düşünüyoruz dedi Bursa Valisi Mahmut Demirtaş. Su alarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor açıklamasını yaptı. Bölgede kuvvetli bir yağmur ve fırtınadan da bahsediyoruz. Profesör Doktor Orhan Şen'in dediğine göre dalga boyu 4-5 metre civarında. Aslında bu 7-8 metre olsaydı çok kuvvetle muhtemel bunun sebep olacağı bilgisini paylaşabilirdik. Ama şu an dalga boyunun 4-5 metre oldu. Mutlaka bir yan etkenin de ihtimaller arasında olacağını söyledi Profesör Doktor Orhan Şen. Yaklaşık 2-2,5 saat önce yaşandı. Saat 6.20'de oldu. Şimdi bölgedeki son durumu alacağız. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş telefon attığımızda. Sayın Vali, geçmiş olsun. Nedir son bilgiler? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii ticari bir gemi, 69 metre uzunluğunda bir gemi. 6 mürettebatın personeli olduğunu düşünüyoruz. Karacabey Kurşunlu limanına yaklaşık 7 kilometre, yani 3,5 mil uzaklıkta batma olayı gerçekleşmiş. Yani bize gelen ihbar saat 6.30 civarında ihbar geliyor. Arkadaşlarımız olay yerine hemen intikal ettiler. Şu an 3 botumuz var. 3 bottaki arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarını, özellikle geminin aramasına çok hızlı bir şekilde başlandı. Arama çalışmaları devam ediyor. Peki sebepleri arasında ne söyleyebiliriz? Bilgi var mı elinizde Sayın Vali? Şu an yani o bilgiye sahip değiliz ama tabii muhtemelen dalgalar kaynaklanmış olabilir diye düşünüyoruz yani. Bölgede şu an hava muhalefeti çalışmaları aksatacak var mı peki? Yok, arkadaşlarımız çalışıyorlar şu an yani, çalışıyorlar. Yani yine de 2 metre yüksekliğinde yine dalgalar olmasına rağmen arkadaşlarımız çalışıyor. Şimdi 3 bot bir helikopterle dediniz, doğru mu? Helikopter şöyle kalkamadı şeyden dolayı, hava muhalefetinden dolayı. Ama şu an 3 tane botumuz orada. En kısa sürede ulaşacağız inşallah. 6 mürettebat Türk olduklarını söylediniz. Evet. Peki Sayın Vali, gemide kaç kişi olduğunu biliyoruz? 6 kişi olduğunu düşünüyoruz. Sadece 6 kişi, 6'sı evet, da Türk. Toplam 6 kişi olduğunu düşünüyoruz, evet. Toplam 6 kişi var. Peki kıyıya ne kadar uzaklıkta gemi? 7 kilometre. 7 kilometre uzaklıkta. Evet. 3,5 mil, evet. Peki geminin büyüklüğü hakkında bilgimiz var mı Sayın Vali? 69 metre uzunluğunda bir gemi. Kargo yüklü bir gemi mi? Ne yüklü, ne yükü var gemide yani, Sayın Vali? Yani içinde mermer olduğunu düşünüyoruz yani. İçinde, çok özür dilerim, sesinizi alamadım. Taş, yani taş olduğunu düşünüyoruz. Yani muhtemelen mermer veya taş gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Mermer ya da? Yani 1250 ton büyüklüğünde bir gemi. Evet. Şu an yani dolomit olduğunu düşünüyoruz. Yükü. Peki. Marmara Adası'ndan alıyor. Hı hı. Ve bizim gemiye doğru geliyor. Mudanya'da bir kriz merkezi oluşturulduğunu söylediniz. Tabii şu an arkadaşlarımızla beraberiz, birlikteyiz. Şu olayı yakından takip ediyoruz.
Peki Sayın Vali, teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Geçmiş olsun diliyorum bir kez daha. Umuyoruz en kısa sürede ulaşacağız mürettebata. Şimdi Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan aldık son bilgileri. Kıyıya 7 kilometre uzaklıkta bir kargo gemisinden bahsediyoruz. İçerisi taş ve mermer dolu olduğu tahmin ediliyor bu kargo yüklü geminin. 1250 ton büyüklüğünde. Helikopter hava muhalefeti nedeniyle arama çalışmalarına katılamadı. 3 botla şu an kayıp mürettebat aranıyor. Titizlikle yürütülüyor çalışmalar. Mudanya'da bir kriz merkezi oluşturuldu dedi Bursa Valisi. İvedilikle çalışmaları takip ediyoruz. Kıyıya 7 kilometre uzaklıkta battı kargo gemisi. Ve su olarak batan gemide Türk vatandaşları oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için de yoğun şekilde devam ediyor çalışmalar. Mudanya'da bir kriz merkezi oluşturuldu. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battığı 69 metre boyundaki bu kargo gemisi. 6 kişilik mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor. Türk oldukları değerlendiriliyor. 1250 ton büyüklüğünde bir gemi İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battı. Kıyıya 7 kilometre uzaklıkta. Bölgede hava muhalefeti var. Hava muhalefetinden dolayı çalışmalara bir helikopter katılamadı. Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkili olduğunu söyledi şu an bölgede Bursa Valisi. Şimdi Hasret'e bir kez daha dönelim. Hasret. Evet, 3 botla arama kurtarma sürüyor. Batan gemiye en kısa sürede ulaşabileceğimizi düşünüyorum dedi Bursa Valisi yaptığı son açıklamada. Ve kıyı emniyeti ekiplerinin de sahada olduğunu söyleyelim. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Tabii şu hatırlatmayı da yapalım. Orada o noktada Bursa Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre dalga boyu da oldukça yüksek. 3 metreye yaklaştığını aktardı yaptığı açıklamada dalga boyunun geminin battığı bölgede. Dolayısıyla zorlu bir mücadelenin sürdüğünü söyleyelim. 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için Bursa Valisi'nin son yaptığı açıklamada da helikopter ve 3 botla arama kurtarma sürüyor dedi. Batan gemiye en kısa sürede ulaşabileceğimizi düşünüyorum ifadesini kullandı Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada. Diğer taraftan kıyı emniyetine bağlı ekiplerin de o noktada olduğunu söyleyelim. 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini söyleyelim. Dediğimiz gibi Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su olarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı ve o çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Biz de o noktaya doğru hareket halindeyiz. Gelişmeleri oldukça da aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Hasret, teşekkür ediyorum sana aktardığın bilgiler için. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Onu da aktaralım. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 6.32'de COSPAT SARSAT sistemimizden acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk radyo aracılığıyla çağrılar yapılmaktadır. Saat 7.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan sinyal kesilmiştir. Ve gemi çağrılara cevap verememesi nedeniyle arama kurtarma yönetmeliği ile tehlike safhası ilan edilmiştir. Batuhan A isimli gemi de son durum. TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi dün akşam saat 20 sularında Marmara Adası'ndan Gemli'ye yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili tüm unsurlar devam etmektedir dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada. Gemide saat 6.32'de acil durum sinyali verildi dedik ve 7.12 itibarıyla gemiden sinyal kesiliyor ve bununla birlikte de hemen arama kurtarma ekipleri devreye giriyor. Az önce Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yayınımıza katıldı.
3 botla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Gemi şu an kıyıya 7 kilometre uzaklıkta. Bölgede hava muhalefetinden dolayı helikopterler devreye giremedi ama 3 botla çalışmalar devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar var. Adanın güneybatısında su alan Batuhan A isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi diyor. Bir kriz merkezi oluşturuldu Mudanya'da. Vali Demirtaş açıkladı. 1250 ton büyüklüğünde kuru yük gemisinden bahsediyoruz. Saatler 7.12'yi gösterdiğinde gemiden sinyal kesiliyor ve hemen arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendiriliyor. Umuyoruz 6 kişilik o mürettebata sağ salim ulaşacağız. Güzel haberler vereceğiz bu ekrandan. Kıyıya yalnızca 7 kilometre uzaklıkta. İşte bölgede ne yazık ki kuvvetli rüzgar ve yağış etkili. Umuyoruz arama kurtarma çalışmalarını etkilemeyecek bir durumdur bu. 3 botla arama kurtarma çalışması sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da geldi açıklama. Dün akşam saat 20 sularında Marmara Adası'ndan gemiye yüklü olarak seyre kalkmış bu kuru yük gemisi. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor bölgede. 6 kişilik mürettebattan bahsediyoruz. Türk oldukları değerlendiriliyor 6 kişilik bu mürettebatın. Umuyoruz güzel haberler vereceğiz. En kısa sürede 6 kişilik mürettebata ulaşacağımızı umuyorum dedi Bursa valisi. Yayınımıza katıldı. Son bilgileri paylaştı. Umuyoruz güzel haberler vereceğiz. A'dan Z'yi tamamlayalım. Saat başında Göksu Öngören, Özgür gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşça kalın.